Hiç düşündünüz mü? Tayfadakiler hayallerine ulaşacak mı? Gerçi düşündünüz. Herkes gibi siz de ulaşır dediniz biliyorum. Ama peki ben size bugün bunun açıklandığını desem. Hani kim ulaşıyor veya kim ulaşmıyor? Kim ileride ne yapacak veya ne yapmayacak? Bu bize açıklandı ve bu videoda ben size bunu açıklayacağım. Neyse fazla zahmete gerek yok. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve gelsin size One Piece'in sonu. Şimdi siz nasıl oldu, ne zaman açıklandı diye heyecan yaptınız büyük ihtimal. Merak etmeyin, hemen söylüyorum. Oda One Piece'in sonunu SBS'lerde her tayfa üyesinin 20 yıl sonra ne yaptıklarını gösterdiği çizimlerde açıkladı. Oda'nın yaptığı açıklamaya göre One Piece'in sonunda üzücü bir olay yaşanıyor ve tayfa dağılıyor. Bize bu bilgiyi veren kişi ise Usopp. Oda'nın yaptığı çizimlerde 40 yaşında olduğunda gördüğümüz ve denizin cesur savaşçısı olan Usopp, "Korsan bayrağı beni çağırıyor," diyor. Ki bu da şu anlama geliyor. Demek ki Usopp bir süredir korsanlık yapmıyor. Çizimde Usopp'un nerede olduğuna dair bir bilgi yok ama herkesin tahmin edeceği gibi Şurup köyüne dönmüş olması mümkündür. Hatta belki de Kaya ile bile evlenmiştir. Hani çoluk çocuk torba moduna da girmiştir. Neyse bu mevzumuz değildir. Usopp 60 yaşına geldiğinde ise tayfasını kastederek "onları özlemeye başladım," diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Tayfa dağılmakla kalmamış, uzun bir süredir de görüşmüyorlar. Gerçi sadece Usopp'la görüşmüyor da olabilirler. Bunu da tam bilmiyoruz. Ama Usopp ile ilgili bildiğimiz yeni şeyler de var. Usopp 60 yaşına geldiğinde sol kolunda savaşçı kabile dövmesine benzer dövmeler yaptırmış ve başında büyük bir yara izi var. Demek ki Usopp 40 ile 60 yaş arası sağlam bir savaşa karışmış. 40 yaşından sonra Usopp bile bu kadar ciddi bir savaş yaptıysa diğer tayfa üyeleri acaba hayatta mı diye insan düşünmeden edemiyor. Neyse ki en azından Franky'nin hayatta olduğunu öğreniyoruz bu çizimlere göre. 50 yaşındaki Franky, "üşüttüysen adanın ısıtmasını çalıştırayım," diyor. Bunu söylediğine göre Franky de korsanlıktan emekli olmuş ve zaman atlamasından gönderildiği ve Vegapunk'ın doğduğu Karakuri adasına yerleşmiş. Hatta Vegapunk'ın da çalıştıramadığı ada ısıtma sistemini de tamir etmiş. Franky 70 yaşına geldiğinde ise zaman atlaması öncesindeki tipine dönmüş, üstüne de dede sakalı bırakmış. Gerçi sakalı da burnuna basınca değişiyor olabilir. 70 yaşındaki Franky olsa da Franky'nin hala bir şeyler yaptığını, "bisikletini tamir ettim ama bir tane de top ekledim," demesinden anlıyoruz. Nami'ye geldiğimizde işler biraz garipleşiyor. Evet, Nami 40 yaşında yine daş gibi ama milf tavırları sergileyip "bir çocuğa büyüyünce yine gel falan," diyor. Yani Nami niyeti bozmuş, dikkat etmek lazım. Bunun dışında Nami hakkında pek bir şey öğrenmiyoruz ve 60 yaşındaki haline geliyoruz. Nami sanki gençlik iksiri içmiş ve yine taş gibi ama saçları kısaltmış. Hatta şöyle diyeyim, şekli görüyoruz zaten Nami'ye bakınca. "40'lı yaşlarım çok geride kaldı da," diyerek yaşına biraz takılıyormuş. Hani bu izlenimi bize veriyor ama yine de mühim bir detay yok. Emekliliği nerede geçiyor, ne iş yapıyor, en önemlisi hayali olan dünya haritasını tamamlayabildi mi onu da öğrenmiyoruz bu çizimde. Ancak bazı hasır şapkalarının en büyük hayallerini gerçekleştirdiğini öğreniyoruz. Mesela Sanji 40 yaşına gelmiş, tarz olarak saçlarını uzatmış ve kadınlarla şansı yaver gitmiş ki söz konusu kadınlar ve yemekler olunca "seçici değilim" cümlesini kuruyor. Sanji 60 yaşına geldiğinde ise hem tip hem de şef olarak Zef'e benzemiş. Sigarayı bile bırakmış. Ama hepsinden önemlisi All Blue'da balık tutmaya gideceğim demesidir. Evet, Sanji başarmış, sonunda gerçekten All Blue'yu bulmuş. Sanji %100 mutlu sona ulaşmış diyebiliriz. Tabi burada Pudding ile mi oldu bu son, başka biri oldu mu, tabi bu açık bir olay, merak etmiyorum da değil. Tabi Chopper da benzer bir başarı göstermiş. 40 yaşına geldiğinde "bana bırakın" diyerek gerçekten güvenilir birine dönüşmüş olsa da 60 yaşındaki başarısının yanında sönük kalıyor bu olaylar. Chopper 60 yaşında aptallık da dahil olmak üzere her şeyi tedavi eden süper ilacı geliştirmiş. Aptallığı tedavi eden, evet doğru duydunuz. 60 yaşında da tip olarak da biraz Hiluruk'a benziyor. O da doğal zaten idolüdü. Hayallerini gerçekleştirdikten sonra da uğraşlarına devam eden hasır şapkalarından Robin'e de bir geçelim. Görünüşe göre 40 yaşındaki Robin de sonsuz gençlik iksirini içmiş ve taş gibi dursa da "genç olmak güzeldir" diyerek artık yaşının geldiğini de fark ediyor. Ancak 60 yaşındaki Robin tam anlamıyla bir Indiana Jones olmuş ve birisini arkeolojik bir göreve çağırıyor. Robin'in arkeoloji ile ilgisinin kayıp 100 yıl öğrendikten sonra bile kaybolmamış olmaması da gösterilmesi güzel bir detay bana göre. Benzer bir şekilde Zoro da hayalini gerçekleşmiş. Dünyanın en güçlü kılıç ustası olduktan sonra da kılıçlarını bırakmamış. 40 yaşına geldiğinde artık 4 kılıç tekniğini kullanıyorum diyor. Acaba 4.
kılıcı neresiyle tutuyor? Bu ilginç bir bilgi ama buraya girmiyoruz. Hayatı tek bir kelime üzerine kurulan Zoro'nun 60 yaşında ise 5 kılıç tekniğine geçiş yaptığını öğreniyoruz. Bunu neresine koydu, bunu nasıl tutuyor çok merak ediyorum. Ne kadar kaç kılıca geçeceğini de bilemiyoruz. Geç Killer Bee'den bir ders almalı bunu. Hayatı basit yaşayan bir diğer karakterimiz Kaptan Luffy 40 yaşına geldiğinde tek kelime söylüyor. Et. Bununla beraber 40 yaşındaki Luffy siyah peleriniyle falan tip olarak da Shanks'e dönüşmüş gibi duruyor. Luffy 60 yaşına geldiğinde ise enden genişleyerek garplaşmış ve dedesine benzemiş. 60 yaşında kimsenin kolay kolay tahmin edemeyeceği bir şeyi söyleyen Luffy et diyor. Evet yine et diyor ama bu sefer daha heyecanlı bir şekilde diyor. Ancak hem 40 yaşında hem de 60 yaşındaki Luffy ile ilgili önemli bir detay ortada. Hasır şapkası yok. Demek ki Luffy 40 yaşına gelene kadar şapkayı Shanks'e teslim etti ya da kendinden sonraki nesilden birine verdi. Demek ki bu gördüğümüz Luffy hasır şapkalı Luffy değil, korsanlar kralı Luffy'ymiş. Yani şurada şunu demek istiyoruz. O da bize One Piece'in sonunu ta ne zamandan beri spoilerlemiştir yani. Evet, gördüğünüz gibi her karakter bir şekilde sona ulaştı veya ulaşmadı veya açıkta bırakıldı. Ama burada denilmesi gereken en büyük noktalardan biri de Luffy'nin hayali. Şimdi Luffy'nin hayali bu et 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 dedikçe de güçlense bile bana göre halen bu kadar basit bir hayali olamaz. Yani herkesi bir ziyafete çağırmak değil. Luffy'nin bir kere paylaşma motivasyonu da fazla olmadığı için de bana göre olacak bir şey değil. Ama Tayfa'nın sonunu yani üyelerinin sonunu zamanla neye geliştiklerini görmek de bence çok güzel ve ince bir olay. Neyse arkadaşlar bu videonun yavaştan sonuna geldik. Daha fazla değişik One Piece videoları istiyorsanız like butonuna çökün. Hani bir 1000'i geçin, bir 1500'ü geçin isterseniz yaparsınız. Bunu hepimiz biliyoruz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bildiğiniz üzere tek spoiler atmıyorum One Piece ile ilgili, bir ton değişik içerik de atıyorum. Neyse ben yavaştan kaçıyorum. Umarım hoşunuza gitti. Video sonunda One Piece parodiye ekliyorum ve bir tane de bir One Piece videosu daha atarım. Büyük ihtimal kılıçları falan atarım. Neyse ben kaçar ve hoşça kalın. Onun o! Pis kare! お前はこのくらいじゃくたばらねえ。ルフィ、お前はどんな戦いでも全力を尽くすことを。 ジョルノ・ジョバーナには言う。ジョルノ・ジョバーナ。